Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık solunum sistemine geçtik. Bu videomuzda solunum sistemine başlayacağız. Solunum sistemi çok fazla uzun bir sistem değil. Bakalım konunun gelişine göre tek bir videoda da bitirebilirim. İki videoda çekebilirim arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Şöyle solunum sistemi diyoruz. Şimdi arkadaşlar, solunum sistemi ne işe yarar? Yani solunum nedir? İlk önce buna bakalım. Şimdi dışarıdan aldığımız havanın içerisinde bulunan oksijenle vücuttaki karbondioksitin karşılıklı olarak yer değiştirmesine biz ne diyoruz? Solunum diyoruz. Arkadaşlar, solunum eğer ki işte solunum organıyla dış ortam arasında gerçekleşiyorsa biz buna dış solunum. Doku ile kan arasında gerçekleşiyorsa arkadaşlar, bunun da ne diyoruz? İç solunum diyoruz. Mesela solunum organı dışarıdan neyi alır? Dışarıdan oksijeni alır. Kendi bünyesinde bulundurduğu karbondioksiti dışarıya verir arkadaşlar. Biz buna dış solunum diyoruz. Dokuda oluşan karbondioksit kana geçer. Kandaki oksijen de dokuya geçer. Bu alışverişe de ne diyoruz? İç solunum diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi peki, nasıl alınıyorlar bu solunum gazları arkadaşlar? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar, solunum için gerekli olan gazlar hücreye difüzyonla alınır. Neden difüzyonla alınıyor? Çünkü çok yoğun bir ortamdan az yoğun ortama geçişe biz ne diyoruz? Difüzyon diyoruz. Dolayısıyla kan sürekli vücudumuzda dolaştığı için ve bizim kanımız sürekli oksijen karbondioksit bakımından temizlendiği için oksijen fazlalığı oluşur. Dolayısıyla da difüzyonla alınım gerçekleşir. Arkadaşlar, oluşan karbondioksit ve amonyak da nasıl atılıyor? Yine difüzyonla atılıyor. Şimdi bakın, bizim burada bazı canlılarda bilmemiz gereken solunum vardır arkadaşlar. Bazı solunum şekilleri vardır. Bunları bilmemiz gerekiyor. İlk önce başlayalım isterseniz. Bir hücreli canlılarda solunum nasıl gerçekleşiyor, buna bakalım. Arkadaşlar, bir hücreli canlılar zaten tek bir hücreden ibaret. Şöyle bir hücresi var, amip mesela. Bunu nasıl yapacak? Mecburen hücre yüzeyinden yapacak, değil mi? Çünkü başka yapacak bir yeri yok. O yüzden solunum hücre yüzeyiyle yapılıyor. Arkadaşlar, canlı ile hücre, yani hücre ile dış ortam arasındaki gaz alışverişi her zaman nemli bir, bakın nemli bir zardan gerçekleşir. Neden? Bizim vücudumuzda bulunan akciğerlerimiz de nemlidir. Mesela kurbağa deri solunumu yapar, derisi nemlidir. Bunun nemli olmasının sebebi hem oksijenin daha kolay difüzyon edilmesini sağlamaktır, hem de arkadaşlar solunum yüzeyinin kurumasını engellemektir. Çünkü kurursa oradaki hücreler ölürler ve ölüm gerçekleştiği için de gaz alışverişi gerçekleşmez. Arkadaşlar, suda bulunan oksijen atmosfere göre daha azdır. Bu yüzden de suda yaşayan canlılar, tek hücreli canlılar sürekli yer değiştirmek zorundadırlar. Çünkü mesela belirli bir yerde bulunduklarında kısa bir süre sonra oradaki oksijen tükeniyor. Dolayısıyla başka bir yere göç ederek bu kendi aktif hareketleriyle olabilir veya suyun hareketleriyle olabilir arkadaşlar. Bu şekilde hareket ederek ne yapıyorlar? Sudaki oksijenden faydalanıyorlar. İşte bir hücrelilerdeki solunum bu şekilde. Gelelim hayvanlarda solunum sistemine. Arkadaşlar, hayvanlar aleminde 4 çeşit solunum vardır. Nedir bunlar? Hücre yüzeyi ve deri solunumu, akciğer solunumu, solungaç ve trake solunumu. Şimdi biz burada hepsini teker teker bir bakalım nasıl gerçekleşiyor diye. Şimdi ilk önce bunların bir ortak özelliklerine bakalım. Bu akciğer solunumu, solungaç solunumu, trake solunumu, bunların bir ortak özelliklerine bakalım. Bir kere, solunum yüzeyleri tek katlı yassı epitelle kaplıdır. Solunum yüzeyleri tek katlı yassı epitelle kaplıdır. Solunum yüzeyi kesinlikle geniştir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi oksijen ve karbondioksitin daha fazla değişmesi gerekiyor. Bu yüzden de solunum yüzeyi geniştir. Gaz değişiminin olduğu bölge sürekli nemlidir. Az önce neden olduğunu söyledim. Oksijenin daha kolay çözünüp geçiş yapabilmesi için. Gaz değişimi difüzyonla gerçekleşir. Kapalı dolaşıma sahip canlılarda solunum yüzeyi kılcal damarlarla kaplıdır. Çünkü kılcal damarlarla gerçekleşiyor gaz alışverişi. Bu yüzden de kapalı dolaşımda böyle bir durum söz konusu. Şimdi gelelim isterseniz teker teker bakalım. Arkadaşlar, ilk inceleyeceğimiz hücre yüzeyi ve deri solunumu. Şimdi bunlar, bu anlattığımız solunum şekli sünger, sölenter, yassı solucan, amip, öglena, paramecium gibi canlılarda görülür. Zaten az önce bir hücreli canlılarda solunum derken hücre yüzeyi dedik. Hücre yüzeyinden burada da bahsediyoruz. Bu tür canlılarda görülüyor. Arkadaşlar, bunlar suda çözülmüş oksijeni difüzyonla alıyor
Daha sonra karbondioksit yine dış ortama difüzyonla veriyor. Yani hücre yüzeyinden alışveriş yapıyor. Mesela toprak solucanından bahsedelim. Toprak solucanının yüzeyinde bulunan hücreler mukus salgılıyorlar ve derinin sürekli nemli kalmasını sağlıyorlar. Yani dikkat edin, toprak solucanı böyle parlak bir yapıya sahiptir, renge sahiptir. Sebebi dış tarafının, yani derisinin nemli olmasından kaynaklanıyor. Daha sonra oksijen nemli deriden çözünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi nemli olmasının sebebi çözünmesinden kaynaklı ve kılcal damarlara geçiyor. Biliyorsunuz toprak solucan, yani halkalı solucan, kapalı dolaşımın görüldüğü ilk canlıydı arkadaşlar. Bu yüzden kapalı dolaşım olduğu için damarlara geçecek mecburen. Bu şekilde de oksijen dokulara taşınıyor arkadaşlar. İşte deri solunumu, hücre yüzeyi dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bizde de bir deri solunumu var ama ne kadar var? %1 oranında arkadaşlar. %1 oranında deri solunumu vardır. Yani bizim derimiz de kısmen solunum yapar. Derisi kurumuş olan canlılarda arkadaşlar deri solunumu görülmez. Özellikle bakın belirtiyorum. Bir yüzeyin solunum yapabilmesi için nemli olması şarttır. Oksijenin ve karbondioksitin daha kolay çözünüp geçebilmesi için arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geçelim diğer sayfamıza. Şimdi geliyoruz solungaç solunumu. Arkadaşlar solungaç solunumu suda yaşayan hayvanlarda görülen bir solunum şeklidir. Bu nasıl oluşuyor peki solungaç? Arkadaşlar solunum yüzeyi kıvrılıyor ve dallanıyor. Bu şekilde solungaç solunumu, yani solunum yüzeyinin kıvrılıp dallanmasıyla solungaçlar oluşuyor. Mesela kimlerde görülüyor? Kurbağa larvalarında, semender larvalarında. Çünkü bunlar larva halindeyken su içinde yaşarlar. Normal ergin hale geldiklerinde karaya çıkıyorlar. O yüzden larvalar diyoruz. Deniz solucanları, bazı yumuşakçalar, kabuklular ve balıklar. Balıklar derken hani mesela bir foku balık olarak almıyoruz değil mi artık? Fok nedir? Bir memeli canlıdır. Veya bir balinayı, pardon balina demişim, Yunus'u arkadaşlar, veya işte bir memeli, suda yaşayan memelileri unuttum şu an. Neyse Yunus diyeyim, orada kalsın şu an, aklımdan gitti. Bunlar arkadaşlar, yani denizlerde yaşayan memelileri almıyoruz tabii ki, balık derken gerçekten de balık olanları düşünüyoruz. Evet, dış solungaçlar. Şimdi direkt vücudun dış ortamına uzanıyorlar arkadaşlar bunlar. İpliksi, tüysü ve yaprak şeklindedir. Bakın dış solungaçlar doğrudan vücuttan dış ortama uzanıyor arkadaşlar. Unutmayın bunu. İpliksi, tüysü ve yaprak şeklindedir. Peki kimlerde görülüyor dış solungaç? Bakın dış solungaç kimlerde var? Akciğerli balıklarda ve kurbağa larvalarının ilk döneminde dış solungaçlar görülür. Bu dış solungaçlar arkadaşlar nasıl yapıyor? İşte dışarıdaki oksijeni alıyor. Çünkü dışarıya iplik şeklinde, tüy şeklinde, yaprak şeklinde açılmıştır. Bunlar suda bulunan oksijeni alıyor, direkt vücuda göndermiş oluyor. İç solungaçlar ise sadece yaprak şeklindedir arkadaşlar. Bunların üzerinde solungaç yayları bulunur. Bol miktarda kılcal damarla kaplıdır. İşte balıklardaki solunum iç solungaçlar sayesinde gerçekleşir arkadaşlar. Ayrıca balıkların solunumu ters akım prensibiyle olur. Şimdi bu ters akım prensibini ben size anlatacağım. Arkadaşlar, şimdi sudaki oksijen miktarı az önce de söyledim. Havaya göre daha azdır. Bu yüzden de mesela tek hücreli canlılar su içinde sürekli hareket etmek zorunda. Balıklar ise arkadaşlar sürekli ağızlarıyla su içmek zorundadırlar. Yani su almak zorundadırlar. Bu ters akımın bir prensibi diyebiliriz. Şimdi bakın, aldıkları su, hani ağızlarıyla su alıyor ya, solungaç yaylarına gönderiliyor. Daha sonra arkadaşlar solungaç yaylarında bulunan kanın akış yönü ile suyun akış yönü terstir. İkisi birbirine ters olduğu için ters akım prensibi diyoruz zaten buna. Yani mesela kanın akış yönü bu şekilde ise suyun akış yönü bu şekilde arkadaşlar. İkisi birbirine ters olarak hareket ediyorlar. Daha sonra bu su molekülleri gidip kılcal damarların yüzeyine çarpıyor. Sudaki oksijen kana geçmiş oluyor. Kandaki karbondioksit de suya geçmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde gaz değişimi tamamlanıyor. Yani hani bizim alveollerimizde kan geçerken işte basınç düşüyor. Daha sonra orada bir gaz alışverişi gerçekleşiyor gibi bir durum yok. Burada direkt çarpıyor arkadaşlar. Çarptığı zaman oksijen kana geçiyor. Oksijen dokulara geçiyor. Karbondioksit de kana geçiyor. Bu şekilde gaz değişimi tamamlanıyor.
Arkadaşlar, ters akım prensibi sayesinde balıklar sudaki oksijenden çok fazla yararlanırlar. Yani bu oksijenin yararlanmasını artıran bir prensiptir. Unutmayalım, ters akım prensibi. Şimdi biraz solungaçlardan bahsedelim. Arkadaşlar, kemikli balıklarda solungaç 4 çifttir ve solungaç kapağı diğer bir ismiyle operkulum dediğimiz bir kapakla örtülüdür. Bakın, kemikli balıklarda solungaçlar 4 çifttir ve operkulum dediğimiz bir kapakla örtülüdür. Kıkırdaklı balıklarda ise arkadaşlar 5 çifttir. 5 çifttir. Bunlarda operkulum yok. Bakın, kemikli balıklarda 4 çift operkulum vardır. Kıkırdaklı balıklarda 5 çifttir. Operkulum yoktur. Mesela belgesel izliyorsanız köpek balıklarını gösterdiği zaman dikkat edin. Köpek balıkları kıkırdaklı balıklardır. Onlar da arkadaşlar böyle vücutlarının yan tarafında böyle çizgi çizgi açıklıklar görürsünüz. Onlar nedir? Solungaçlarıdır. Ama mesela yediğimiz bir hamsi olabilir. Hamsi de belki küçük bir canlı, çok fazla görmeyebilirsiniz ama biraz daha büyük olan balıklara baktığınız zaman işte uskumru olabilir, istavrit olabilir. Bunlara baktığınız zaman o operkulum dediğimiz kapağı mutlaka görürsünüz arkadaşlar. O yüzden böyle etrafınıza bakarken biraz daha böyle biyoloji öğretmeni edasıyla bakıyorsanız eğer zaten bunların farkına varmışsınızdır. Şimdi bir de akciğerli balıklardan bahsetmek istiyorum. Çünkü hani balıklar içerisinde ayrı bir bölüm olarak inceleniyor akciğerli balıklar. Bunlar da ne var ki böyle akciğerli balık diyoruz? Arkadaşlar, bunlar Dipnostide dediğimiz bir aile. Akciğerli balıklar. Arkadaşlar, bunlar da solungaçların yanı sıra, yani solungaçları var. Ayrıca yutağa bağlı bir de hava keseleri vardır bunların. Akciğer görevi görüyorlar bu hava keseleri. Bunlar balıklar su yüzeyine çıktıkları zaman havadaki oksijeni keselerine dolduruyorlar. Bakın, havadaki oksijeni keselerine dolduruyorlar. Sular çekildiğinde yaptıkları çamur kılıfına giriyorlar ve hava kesesindeki oksijeni kullanıyorlar. Yani bunlar sular çekildiğinde o çamur içerisinde de yaşayabilen balıklardır arkadaşlar, akciğerli balıklar. Yine belgesel izliyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür akciğerli balıkları. O zaman biz solungaç solunumu ile ilgili anlattıklarımız bu şekilde. Burada bilmemiz gereken ters akım prensibi, bir de akciğerli balıklardaki hava keseleri arkadaşlar, bunları unutmayalım. Şimdi gelelim. Ha, bir de şu kapak da önemlidir. Operkulum kapağı sorulabilir. O yüzden operkulumu da bilelim. Yeterli. Gelelim trake solunumuna. Arkadaşlar, trake solunumu böceklerde görülen bir solunum şeklidir. Örümcek ve akrepte kitapsı akciğer, diğer bir ismiyle kitapsı trake bulunur. Arkadaşlar, böyle kitap şeklindedir gerçekten de baktığınız zaman. Kitap şeklinde bir yapıya sahiptir. Bunlar da kitapsı trakeler solunum organının ve derinin içine doğru çökmesiyle birbirine paralel olarak dizilmiş çok sayıda ince yapraklardan oluşuyor. Yani şöyle düşünün, bakın. Solunum organı ne yapıyor? Derinin içerisine doğru çöküyor arkadaşlar. Derinin içerisine doğru çöktüğü zaman şöyle sanki kitapları böyle üst üste koymuşsunuz gibi bir şekil oluşuyor. Bu yüzden de biz buna kitapsı akciğer diyoruz. Dar bir solunum açıklığı ile de dış ortama gaz alışverişi yapılıyor arkadaşlar. Bu şekildeki solunuma biz ne diyoruz? Yani bu şekildeki o solunum organına kitapsı trake veya kitapsı akciğer diyoruz. Şimdi trake solunumu yapan eklem bacaklılarda ise her segmentte bir çift stigma açıklığı bulunur. Arkadaşlar, bu stigmalar vücut içerisine doğru ilerleyerek neyi oluşturuyor? Trakeleri oluşturuyor. Trakelerin etrafı kitin halkalarla çevrili olduğu için kapanmaz. Mesela bizim soluk borumuzda da arkadaşlar kıkırdak halkalar vardır. Onlar da kapanmasını engelliyor. Eğer kapanırsa bu bir saniyelik kapanma bile bizim ölümümüze sebep olabilir. Trakeler vücut içerisine dağlanarak trakeölleri oluşturur. Trakeöller ise arkadaşlar tek katlı yassı epitelle örtülüdür ve içerisinde sıvı bulundurur. Bu sıvı solunum gazının geçişini kolaylaştırır. Bakın, şu stigma. Stigma ne dedik stigma için? Her segmentte bir çift stigma var dedik. Açıklık. Devamı nedir? Trake. Trake. Trake böyle dallanıyor arkadaşlar. Dallanıyor. Biz buna ne diyoruz? Trakeol diyoruz. Trakeöllerin ucunda da ne vardır? Doku hücreleri vardır. Bu hücrelerin arasında alışveriş gerçekleşiyor. Gelelim, devam edelim. Şimdi notlarımız var. Notlarımıza bakalım. Arkadaşlar, trake
solunumu yapan canlılarda solunum sistemi ile bu dolaşım sistemi birbirinden bağımsızdır. Bu yüzden böceklerin kanında solunum pigmenti bulunmaz. Tamam mı? Solunum pigmenti böceklerde yoktur. Neden? Çünkü dolaşım sistemi ve solunum sistemi birbirinden bağımsız çalışır arkadaşlar. Ayrıca bunlarda solunum gazı da bulunmaz. Ve bunların kanları renksizdir. Yine başka bir şey söyleyelim. Sıcak ortamda yaşayan böcekler soğuk ortamda yaşayanlara göre daha iridir. Çünkü sıcaklık gazların difüzyonunu artırdığı için trakelere daha fazla oksijen ulaşır. Arkadaşlar, fazla oksijenin gitmesi demek fazla enerji üretmek demektir. Fazla enerji üretmek büyümenin daha kolay olması demektir. Dolayısıyla sıcak ortamda yaşayanlar soğuk ortamdakilere göre daha iri yapılı oluyorlar. Evet, trake solunumu da bitirmiş olduk. Şimdi gelelim akciğer solunumuna. Akciğer solunumunu da şöyle anlatacağız, şekil olarak göstereceğiz. Bu videoyu burada bitiririz. Sonra insanda solunum sistemini bir sonraki videoda işleriz arkadaşlar. Şimdi akciğer solunumu karada yaşayan canlıların vücut yani solunum yüzeylerinin nemli kalabilmesi için arkadaşlar bunlardaki solunum organları vücudun içerisine doğru çekilmiştir. Mesela hiç biliyor musunuz karada yaşayan bir canlının solunum yüzeyinin dışarıda olduğunu? Hayır değil mi? Bir kurbağalar ne yapıyorlar? Sadece deri solunumu yapabiliyorlar. O da zaten derilerini sürekli nemli tutmak zorundalar. İşte kimlerde görülüyor? Kurbağalarda ama ergin kurbağalarda. Sürüngen kuş ve memelilerde arkadaşlar akciğer solunumu vardır. Şimdi kurbağaların akciğer yüzeyleri çok gelişmemiştir. Bu yüzden de ne yapıyorlar? Deri solunumu bunların daha aktiftir. Çünkü kurbağalar suda yaşarken deri solunumu ve kısmen de solungaç solunumu yapıyorlar. Karaya çıktıklarında da arkadaşlar yine deri solunumu ve akciğer solunumu yapıyorlar. Deri solunumu bunlarda daha gelişmiş bir solunum şeklidir. Sürüngenlerde de deri solunumu yok. Neden? Çünkü bunların hani bazı sürüngenler için söyleyeyim derileri pullarla kaplıdır. Yani keratinleşmiş pullarla kaplıdır. Bu yüzden de vücut yüzeyinden solunum yapamıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla akciğer yüzeyi yeterli ve derin bölmelere ayrılmıştır. Yani bunların akciğerleri biraz daha karmaşık bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Şimdi kuşlara baktığımız zaman ise kuşların akciğerlerinde hava depo eden 5 çift hava kesesi vardır arkadaşlar. 5 çift hava kesesi. Şimdi 2 tane akciğer var ya 5 tane birinde 5 tane de birinde. Dolayısıyla 5 çift hava kesesi bulunuyor. Bu hava keseleri kemiklerin içerisine kadar uzanıyor arkadaşlar. Ve hava depo ederek uçmayı kolaylaştırıyor. Yani bunlar uçmaya başladıkları zaman biliyorsunuz yükseklerde oksijen oranı çok azdır. Dolayısıyla uçtukları zaman oksijen eksikliğini hissetmemek için ne yapıyorlar bunlar arkadaşlar? Oksijeni hava keselerinde depo ediyorlar. Uçmaya başladıklarında o hava keselerindeki oksijeni kullanıyorlar. Peki nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar kuşlarda alınan gaz ilk önce gırtlaktan soluk borusuna aktarılıyor. Soluk borusundan da bronş ve bronşçuklara gidiyor. Bronş ve bronşçuklar. Bronşçuklardan da hava keselerine aktarılıyor. Daha sonra hava keselerinde geçici olarak depolanan bu gaz arkadaşlar kesinlikle bakın şunu unutmayın. Gaz değişimi hava keselerinde olmaz. Gaz değişimi sadece parabronş dediğimiz bronşlarda gerçekleşir. Hava kesesi depo etmekle görevlidir arkadaşlar. Gaz değişimini sağlamaz. Yani hava keseleri sadece depo eder. Kuşlarda ana olan bronş akciğerde arkadaşlar parabronş şeklinde tüplere ayrılıyor. Bu parabronşlar tekrar birleşerek akciğerin içerisinde havanın tek yönlü ilerlemesini sağlıyor. Yani şöyle düşünün. Gidiyor işte bronş, dalları ayrılıyor. Parabronş diyoruz bunlara da. Daha sonra bu parabronşların ucunda da hava keseleri var. İşte bu hava keselerinde depo ediliyor. Diyelim ki lazım mı oldu? Hemen parabronşlara geliyor. Parabronşlardan gaz değişimi gerçekleşiyor. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Tekrardan dışarıya doğru çıkarma gerçekleşiyor. Yani karbondioksit dışarı veriliyor. İşte tek yönlü ilerleme bu şekilde sağlanmış oluyor. Arkadaşlar yine kuşlarda da gaz değişimi ters akım prensibiyle yapılır. Havanın akış yönü ile kanın akış yönü terstir arkadaşlar. Ve bu terslik sayesinde kuşlar havayı hem alırken hem de verirken iki kez kullanmış olurlar. Mesela biz havayı aldığımız zaman akciğerlerimize nefes aldığımız zaman
bir kere kullanıyoruz sadece. Sadece işte alveollere ne gittiyse o. Geriye kalanını tekrardan nefes verirken dışarı veriyoruz. Yani biz nefes verirken sadece karbondioksit ve gaz halinde su vermiyoruz. Fazla oksijeni de veriyoruz. Bizim vücudumuzun almadığı. Ama kuşlarda arkadaşlar sonuçta onlar böyle oksijenin daha kıt olduğu yerlerde. Hani mesela uçmaya başladıkları zaman ne oluyor? Oksijen biraz daha kıt oluyor. Dolayısıyla bunu iki kere kullanarak daha tasarruflu hale getirmiş oluyorlar. Bunu da söyleyelim. Atmosferdeki oksijenden en fazla yararlanan canlı kimdir arkadaşlar? Kuşlardır. Keselerdeki havanın hareketinde de diyafram zarı etkilidir. Şimdi bizim diyafram kasımız var ama kuşlarda ne vardır? Diyafram zarı vardır arkadaşlar. Onlar da diyafram zarsı şeklindedir. Zar şeklinde, bizler de kaslıdır. Diyafram kasılırsa akciğerleri genişliyor ve arka hava keselerinde bulunan hava akciğerlere giriyor arkadaşlar. Sonra diyafram gevşediğinde akciğer daralıyor ve hava ön keselere doluyor. Bu şekilde sirkülasyon halinde dönerek hava iki kere kullanılmış oluyor arkadaşlar. Yaklaşık oksijeni %80'ini %90'ını tutabiliyorlar arkadaşlar iki kez kullandıkları için. Evet, bu şekilde bizim kuşlarla ilgili söyleyeceğimiz olaylar. Şimdi şekil üzerinden göstereyim bakın size. Arkadaşlar, kurbağa akciğeri bu şekilde. Basit bir yapıya sahip. Sürüngen akciğeri, hani dedik ya daha fazla dallanma gösterir diye. Bakın bu şekilde daha fazla dallanmıştır. Sürüngen akciğeri bu şekilde. Kuşlara bakın. Bakın kuşlarınki biraz karmaşıktır. Şimdi şunlar bronşlar. Bakın trake. Trakeler ayrıldı. Nedir? Bronş. Sonra arkadaşlar bronşçuklar vardır bunların etrafında. Şu da nedir? Hava kesesidir. Hava keselerinde ne oluyordu? Hava depo ediliyordu. Memelilere baktığımız zaman memelilerde yine soluk borusu, yani trake, sonra bronşlara ayrılıyor, sonra bronşçuklara ayrılıyor ve alveoller vardır. Şimdi memelileri ayrıca insanda anlatacağım için burada tekrardan değinmedim arkadaşlar. Şimdi kurbağalarda soluk borusu yok. Bakın dikkat ederseniz, bakın sürüngenlerde soluk borusu vardı. Ben burada çizmemişim ama arkadaşlar bunun devamında soluk borusu var. Kuşlarda da memelilerde de vardır ama kurbağalarda soluk borusu yoktur. Doğrudan yutak nereye açılıyor? Akciğerlere açılıyor. Bunların bronşlarının baş kısmında küçük bir dil vardır arkadaşlar. Bu gaz değişiminde etkili olan yapıdır. Şimdi kuşlardaki olayı ben size tekrardan anlatacağım. Kuşlarda iki kez nefes alma, iki kez nefes verme olayı gerçekleşiyor. Hemen bakalım. Arkadaşlar bakın. İlk nefes aldı. Bakın birinci olayımız şurası. İlk nefes aldı. Bakın şuradan geliyor. Nereye gidecek? Bakın arka hava kesesine ne dolacak? Hava, değil mi? Oksijen doldu. Bakın kuş soluk aldığında ortamdan alınan hava arka hava keselerine gider. Bakın şuradan arka hava kesesine gitti. Sonra ikinci olay gerçekleşiyor. İlk nefes verme. Arka hava keselerinin kasılması ile içlerindeki hava akciğerlere dolar. Bu kasıldı. Nereye doldu hava? Akciğerlere doldu. Sonra ikinci nefes alma. Akciğerlerdeki hava ön hava keselerine dolar. Bakın buradaki hava arkadaşlar nereye gidiyor? Hop, ön hava keselerine gidiyor. İkinci nefes verme dediğimiz olayda ön hava keselerinin kasılmasıyla, bunlar kasıldığı zaman ne oluyor? İçerideki hava dışarıya atılıyor. Yani bu şekilde iki kez nefes alıp iki kez nefes verme olayı gerçekleşir. Bu yüzden de arkadaşlar oksijenden en fazla faydalanan canlılar kimlermiş? Kuşlarmış. Bunu da söylemiş olalım. Evet, bakalım insanda solunum sistemine geçeceğiz ama bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.